Merhaba arkadaşlar. Kavram öğretim araçlarından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kavramsal değiş, pardon, kavram yanılgılarının teşhis testlerinde kalmıştık. Bunları konuşacağız. Bugün laboratuvar güvenliğine geçemeyiz. Bunları bitirsek şampiyon biziz. Elimizden geldiği kadar bir anlatalım bakalım. Şimdi ilk önce şunu, şu soruyla konuşalım. Kavram yanılgılarının teşhis testlerinin örneği şu gördüğünüz sorudur. Üç aşamalıdır. Bazen dört aşamalı da olabilir. Nasıl oluyor onu da söyleyeceğim ama genelde üç aşamalı diyor. Şimdi çizelim şöyle. Şurası birinci aşama. Şurası ikinci aşama. Şurası üçüncü aşama. Birinci aşamada öğrenciye bir soru soruluyor. İkinci aşamada neden A, B dedin diye açıklaması isteniliyor. Üçüncü aşamada da emin misin deniliyor. Şimdi dördüncü aşama olursa ne olur? Emin misin dedikten sonra niye eminsin falan diye soruluyor. Bazen olabiliyormuş ama şimdiye kadar ÖSYM'de sorulan sorularda hep üç aşamalı kullandım. Peki bunlar neden kavram yanılgılarını güzel tespit ediyor da sadece tek aşamalı bir şey, mesela sadece birinci aşamayı yaparsak buna çoktan seçmeli test deriz. Bu da tespit etmiyor diyoruz. Neden? Çünkü çoktan seçmeli testlerde bir çocuk atıp tutturabilir. Neden onu B'yi, A'yı işaretlediğini açıklaması olmadığı için çoktan seçmeli testler kavram yanılgılarını güzel tespit edemez. Ama üç aşamalılar çok iyi tespit eder diyoruz. Bunu bilmek lazım. Şimdi ilk önce şu soruyu çözelim. Bir fen bilimleri öğretmeni derste 6. sınıf öğrencilerine ay tutulması konusunda üç aşamalı soru soruyor. Hangi evrede ay tutulması gözlenir diyor. Çocuk B demiş. Dolunay. Bu doğru. Cevabınızın sebebini en iyi açıklayan ifade hangisidir? A demiş. Çünkü bu durumda dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer. Bu da doğru. Cevabınızdan emin misiniz diyor. Eminim diyor. Bu çocuk da doğru bilgiye sahiptir. Kavram yanılgısı yoktur. Şimdi şunu yapalım. Burada önemli bir nokta var. Bir şey anlatmam lazım burada. Şimdi üç aşamalı testlerde şuraya birinci aşama diyelim. Şuraya ikinci aşama diyelim. Şuraya da üçüncü aşama diyelim. Şimdi bir çocuk birinci aşamada doğru cevap verdiyse, ikinci aşamada doğru cevap verdiyse, üçüncü aşamada ne dediği önemli değil. İster eminim desin, ister emin değilim desin. Bu çocuğun cevabı doğru bilgidir. Ha peki üçüncü aşamada eminim demesi neyi gösterir? Bilgisine emin olduğunu. Öbürü de doğru biliyor ama emin değil. Aradaki fark budur. Şimdi gelelim. Şöyle bir durum olabilir. Çocuk birinci aşamada yanlış söyler. İkinci aşamada yanlış cevap verir, yanlış açıklama yapar. Üçüncü aşamada da eminim der. Buna kavram yanılgısı diyoruz. Ha şöyle olabilir. Birinci aşamada yanlış cevap verir. İkinci aşamada yanlış cevap verir. Üçüncü aşamada emin değilim der. Burası önemli. Buna kavram yanılgısı demiyoruz. Buna yanlış bilgi
hatalı bilgi diyoruz. Özellikle de not alıyorum. Buna kavram yanılgısı demiyoruz. Şimdi gelelim. Şöyle bir durum olabilir. Başka bir renkle yazalım. Birinci aşamada çocuk doğru cevap verir. İkinci aşamada yanlış cevap verir. Üçüncü aşama. Önemli değil. Ne derse desin. Buna yanlış nedenli. Çünkü ikinci aşamada nedenini ifade ediyordu. Yanlış nedenli doğru cevap deniyor. Şöyle olabilir. Çocuk birinci aşamada yanlış, ikinci aşamada doğru açıklama yapmış olabilir. Üçüncü aşamada ne dediği önemli değil. Buna doğru açıklamalı veya doğru nedenli yanlış cevap deniyor. Bir de şöyle olabilir. Çocuk birinci etapta cevabı doğru. İkinci etapta çoktan seçmeli değil. İkinci etap çoktan seçmeli değil. Öğrencinin yazması gereken bir durum vardır. Ve öğrencinin ikinci aşamadaki cevabı yanlış değil. Ama yetersizdir. Buna tabii üçüncü aşaması önemli. Üçüncü aşama ne dediği önemli değil. Buna eksik bilgi diğer adıyla geliştirilmesi gereken bilgi deniyor. Şimdi buraya kadar her şey tamam. ÖSYM'de böyle söyledi zaten. Fakat burada sıkıntı olan şey şu. Maalesef yayınlarda şu eksik bilgi, benim anlattığım ÖSYM'de doğru, hiçbir sıkıntısı yok. Fakat bazı yayınlarda eksik bilgiye başka bir şeyler söylüyor. Değil, böyledir eksik bilgi. ÖSYM'de sordum. Neden yayınlarda bu hata var derseniz, bir yayın çok eskiden yanlış bir şey yapmış. Onda ÖSYM ona kapak yaptı, öyle olmadığını, ama sonradan değiştirdi. Değiştirmeyenler var. Durum budur. Evet, buradan sorusu olan var mı? Tamamsak bir artı atalım. Bir artı alayım, tamam diyeyim. Anlaştık. Şimdi bu durum böyle. Yalnız bir sıkıntılı durum var. Bazen, çok nadiren şöyle olabilir. Der ki burada birinci aşamada gümüş karardığında yani gümüş oksit olduğunda ne oluyor? A. Fiziksel değişim. B. Kimyasal değişim oluyor diye soruyor. İkinci aşamada da
neden bu ifadeyi işaretledin diye soruyor. Orada da cevaplarda bir tanesinde diyor ki gümüş atomları griden siyah renge döndü diyor. Şimdi burada birincisi ne yanlış cevap veriyor çocuk. Fiziksel değişim diyor. İkincisine de bunu yanlış cevap veriyor. Bu tür durumlarda iki ayrı kavram yanılgısını ölçtüğü için bu aslında açıklamasında da başka bir kavram yanılgısı ortaya çıkıyor. Bu durumda ikisine de yanlış demesi gerekmiyor. Bu da gümüş atomlarının griden siyaha dönmesi de başka bir kavram yanılgısı oluşturuyor. Bu tür durumlara da eğer eminim derse kavram yanılgısı deniyor. Yani şunu anlatmak istiyorum. Çok karışık anlattım, kusura bakmayın. Bu ikinci aşama açıklamaysa yanlış nedenli doğru cevap veya doğru nedenli yanlış cevap deniyor. Ama açıklamada ayrı bir kavram yanılgısı oluşuyorsa onu da ayrı kavram yanılgısı olarak belirtiyor. Kimyada bir kere böyle bir detaya girdi. Şimdi şeyi soruyorlar. Şunu soruyorsun değil mi Mustafa? Şu en altta eksik bilgiyi soruyorsun değil mi? Bir yazar mısın? Ha. Şimdi bu eksik bilgi nasıl oluyor diye soruyorlar. Anlatıyorum. Bir tane eksik bilgi örneği veriyorum. Hem de ÖSYM'nin sorduğu soruyu örneklendiriyorum. Şundan bahsediyorum. Birinci etapta demiş ki, sizce göz, mide, parmak dokusunda genlerimiz aynı mıdır, farklı mıdır diye soruyor. A, aynıdır diyor. B, farklıdır diyor. Şimdi ben size soruyorum. Karaciğerimizde, gözümüzde, parmağımızda genlerimiz hücrelerde aynı mıdır, farklı mıdır? Aynıdır diyor herkes. Doğru. Bu çocuk da aynıdır demiş. A demiş. İkinci aşamada diyor ki peki neden o zaman diyor gözümüz mavi, bazı insanların gözü mavi, işte parmağımızın rengi başka, midemizin dokusu da başka nasıl oluşuyor diyor. Bu da cevap yazacak. Cevapta diyor ki genler aynı tüm organlarda ama aktifleşen genler farklı diyor. Şimdi bu çocuğun açıklaması, siz atandınız, fen bilimleri öğretmenisiniz. Böyle bir çocuk açıklama yazmış, şunu yazmış. Genler aynı ama aktifleşen genler farklı diyor. Lise biyolojide olduğunu varsayalım. Lise biyolojide çocuk böyle bir şey yazıyor. Bu çocuk yanlış der misiniz? Bu çocuk yanlış hatalı der misiniz? Ben demem. Bu çocuk hatalı demem. Bu çocuğun bilgisi kesinlikle hatalı değil. Ama şöyle dese daha doğru olmaz mı? Dese ki burada aktifleşmek yerine protein sentezine katılan genler hangilerinin protein sentezi oluşturduğu farklı dese, işte bu protein sentezi ribozomda devam eder falan gibi açıklama yapsa daha doğru olur. İşte bunu ÖSYM sordu ve buna dedi ki bu eksik bilgidir. Pardon, eksik bilgi demedi. Özür dilerim. Eksik bilgi demedi.
bu çocuğun birinci aşaması doğru, ikinci aşaması da geliştirilmesi gereken bilgidir dedi. Ne dersin Mustafa? Kafana yattı mı? Süper, tamam diyor Mustafa. Güzel. Şimdi şuraya gelelim. Efendim, bu kavramlılık testleri, bunları anlattık genellikle. 3 boyutlu dedik, bu bir örneğini verdik. Burada ayrı bir örneği var. Ben ölçme değerlendirmeden bir örnek verdim. Evet, bunu yapalım. Bir öğrencinin sınav sonuçlarını düşük bulan öğretmen tüm öğrencilere 10 puan eklemiştir. Bu uygulama ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır diyor. Öğrenci cevabı A diyor. Sizin cevabınız nedir? Mesela Ayşenur Yıldırım C dedi. Tamam. Ayşenur bir şey yazdı buraya. Ayşenur'a soruyorum şimdi. Ayşenur yaz. Üçüncü boyut. Emin misin? Eminim ya da değilim diyecek. Ayşenur ben doğruyu söyledim hocam diyor. Tamam işte bakacağız doğruyu mu söyledim. Hayır doğruyu söylemeyeceksin ya. Ayşenur anlaşamadım. Sadece A doğru, B doğru değil. Bak şimdi. Bu 10 puan eklemiş. Bu durumda güvenlik olumsuz etkilenir. Yanlış. Geçerlik olumsuz etkilenir. Doğru. Sabit ölçme hatası oluşur. Doğru. Aritmetik ortalama yükselir. Doğru. Medyan değeri yükselir. Doğru. Öğrencinin cevabı da A'ymış. Öğrenci cevabı güvenlik sadece tesadüfi hatalar etkilenir. Sabit ve sistematik hatalar etkilenmez. Bu yüzden A seçeneğini işaretledim. Tam doğru cevap, bir eksiklik yok. Burada da eminim demiş. Bu öğrencinin cevabı da doğru bilgidir. Ama gelip de şurada başka bir seçeneği işaretlese, burada da yanlış bir açıklama yapsa, sonra da eminim deseydi, o zaman da kavram yanılgısı derdik. Ya oradan bir arkadaşımız ısrarla sistematik hata diyor. Arkadaşlar şu nasıl hatadır bir söyler misiniz? Şu nasıl bir hatadır? Tamam. Herkes sabit yazdı. Bu sabit hatadır, sistematik hata değildir. Tamam. İki kişi yazdı sistematik hata diye. Tamam. Geçtik. Şimdi Ezel anlamadım ben senin dediğini. Burada tüm öğrencilere eklemiş diyor. Hocam şöyle demek istemiştim. Hani sistematik hata olması için her öğrencinin puanını hocam ekleseydi o zaman olmaz mıydı sistematik hata? Burada herkese 10 puan eklediği için o sabit hata. Tamam tüm öğrencilere eklerse sabit hata. Buraya kadar anladım. Nasıl olursa sistematik olur? Hocam mesela diyelim ki bir öğrenci 95 aldı hocam. Bir öğrenci mesela 80 aldı. Onların puanlarına göre not ekleyince. Yani anlamadım. O hocam sistematik olmaz mı? Ama onların notuna göre diyorsun. Bundan ne anlayacağımı bilmiyorum ben. Net değil senin söylediğin şey. Net bir şey söyle. Ne yaptığını söyle cevap vereyim. Hocam şunu demek istemiştim. Sistematik hatada her öğrencinin kendi puanının üzerine not eklendiği için o zaman sistematik hata olmaz mı demek istemiştim. Bu da her öğrencinin üstüne not ekliyor işte. Hocam kendi puanına değil ya o yüzden. Tamam ben sana bir şey soruyorum şimdi. Kendi puanı oranında demek istiyorsun değil mi?
Evet hocam, öyle Ha. demek istemiştim. Tamam, gitme. Ben sana bir soru soracağım. Şimdi sıkı dur. Öğretmen 10 A'nın puanlarına bakıyor. Puanlar 20, 30, 35, 40, 42, 60, 54, 24, 30. Bu kadar sınıf. Ya çok düşük bunlar diyor. Bunlara diyor böyle verirsen müdür kızar diyor. Tüm öğrencilere karne notu ya da sınav notu olarak MEPS'e 80 diye geçiyor. 10A sınıfı bu 20 alana 80 veriyor. 30 alana 80 veriyor. 35 alana 80 veriyor. Yani hepsine 80 veriyor. Bu bir hata mıdır? Söyle bakalım. Hatadır hocam. Tamam. Sabit sistematik tesafi ne tür hatadır? Sabit hata. Bir daha söyle. Sabit. İsmini söyle. Ezel. Sabit hata diyor. İsmi de Ezel. Yanına bir de imzanı at. Emin misin? Eminim hocam. Bir de imzasını atıyor. Eminim diyor. Şimdi imzayı atmak işte eminim diye sorulması o nokta. Onu söylemek istedim. Şimdi çok güzel bir kavram yanılgısı tespit ettik burada Ezel. Şimdi notlar şöyleydi değil mi Ezel? 20, 30, 35, 40, 42, 60, 54 falan diye devam ediyor. Şimdi bu vatandaşa ne vermiş Ezel? 80 vermiş. Buna 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 80 vermiş. Peki Ezel hocam. Buna verdiği not artı 60 vermiş. Buna artı 50 vermiş. Buna artı şu kadar vermiş. Buna artı 40 vermiş falan. Şimdi Ezel'e çok güzel bir şey soracağım Ezel. Biz bir şeyin sabit sistematik tesafi hata olduğuna karar vermek için son verilen nota mı bakacağız? Yoksa gerçek notla verilen not arasındaki farka mı bakacağız? Son verilen nota bakabilir hocam. Hayır. Aradaki farka bakacağız. Mesela burası 20, 30, 35, 40 ise buna 10 puan artı 10 puan verip 30, buna artı 10 puan verip 40, buna artı 10 puan verip 45 oluyorsa, herkese artı 10 puan veriyorsa sabit hata oluyor. Ve sabit mi değil mi diye baktığımız nokta şu 80 değil, aradaki farktır. Şimdi çok güzel bir kavram yanılgısı yakaladık değil mi? Ezel çok ikna olmadı onu söyleyeyim ondan sonra. Ama milletin... Aslında anlatamadım. Demek istediğim de benim buydu ama söylerken birazcık yanlış aksettirdim. Tamam da ben de zaten acaba ben mi yanlış anladım diye sordum. Eğer tamam anlatımında hata olabilir yani güzel anlatamamış olabilirsin falan. Ama sen şunu söyle bana Ezel. Şu sonda bir kavramsal yanılgı çıktı mı yoksa sen hala doğru bildiğini düşünüyor musun? Yok hocam, çıktı tabii ki de kavram. Heh, ben bunu söylemek istedim. Bunu söylemek Evet. istedim. Oraya bir daha bak işte orada bir sıkıntı var. Çözüldü orası. Tamam hocam, teşekkür ederim. Sen de sağ ol. Şimdi kavram yanılgıları diyor, bireyin zihninde oluşmuş bilimsellikten uzak yapılar olarak tanımlanabilir. Olası kavram yanılgısına sahip olan birey ilgili kavramı savunur ve ısrarcıdır diyor. Buna göre 1, 2, 3 ölçüm araçlarının hangileri kavram yanılgılarını belirlemek için daha uygundur diyor. Bakın şimdi biz
doğru yanlış testi kullanırsak uygun bir araç kullanmayız. Çünkü açıklama yapmıyor çocuk orada. Tesadüfen doğru ya da yanlış bulmuş olabilir. Üç aşamalı çoktan seçmeli testler çok iyidir. Biraz önce de anlattık. Kavramsal değişim metinleri kavram yanılgılarını belirlemek için kullanılmaz. Kavram yanılgılarını gidermek için kullanılır. Bunun da doğru cevabı B, yalnız 2'dir. Güzel. Şimdi gelelim bilişsel çelişkiye. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ya. Bu gece çok yoğun ders işledik. Benim kafa durmak üzere. Bence bu akşam burada bırakalım. Vaktimiz çok rahat yetişiyor zaten. Hiç sıkıntı yok. Erken başladık. Bu akşamlık bu kadar olsun diye düşünüyorum. Çünkü çok zor konulardı. Müthiş işler yaptık ondan sonra. Yeter yani, çok sıkıştırmamak lazım. Beyin bir yere kadar alıyor ondan sonra. Sağ ol İnci, sağ ol. Bence burada bırakalım. Ne zaman biter diyorlar? Benim tahminim 2 haftada, 3 haftada biter diye tahmin ediyorum. Ama şu açıdan çok rahatım. Erken başladık. Onun için tekrara falan da çok vaktimiz kalacak. Sorusu olan varsa buyursun, sorsun. Herkese sorusu yoksa da iyi akşamlar diyeceğim. Ağır ağır böyle sindire sindire iyi oldu bu akşam. Hadi bakalım, herkese iyi akşamlar diyorum. Görüşmek üzere.